Akşam baktım gökyüzünde ay var. Sabah baktım gökyüzünde güneş var. E gayet mantıklı. Zaten hep böyle oluyor. Ne var bunda şaşıracak? Biri geliyor, biri gidiyor. Hoppada, hoppa da hoppa, hoppa da hoppa. Gece olunca ay görünüyor gökyüzünde. Akşam uyku saati gelmiş demektir bu, değil mi? Evet, ay görünürse uyku saati gelmiş demektir. Sabah olunca güneş Evet, dünya ve ay güneş küreye benziyorlar biliyorsun değil mi? Küre mi? Evet. Hmm. Eski zamanlarda güneş ve ayın yuvarlak birer tepsi olduğu söyleniyormuş. Aa! Bunlar tepsi <laughs> değiller mi? Şaka yapıyorsun değil mi? Yo, gerçek tepsi değiller mi? Tepsi şeklindeler. E öyle görünüyorlar ama öyle olmadığını biliyorsun sanmıştım. Şu anda çok üzüldüm ve şaşırdım. ha <laughs> Fotoğraflardan gördüm akıllım Az kalsın yüreğime inecekti yani Bilmiyorsun sandım Şakaydı şaka korkma En büyüğü hangisi bana onu söyle Yani ay mı güneş mi dünya mı en büyük Güneş en büyük olan En kocaman güneş Sonra dünya Sonra geriye bir tek ay kaldığını göre En küçük kardeş de ay hmm, Yazık onlar Bunda yazıklık bir şey yok şimdi bunları karıştırmam inşallah. Şimdi şuradan aklına gelsin. Biz dünyalıyız ya. Mesela oradan düşün. Dünya ortada. Yani ortanca kardeş. Ay küçük kardeş. Güneş abla ya da abimiz büyük olan. He süper. Bizim büyük bir ablamız var adı Güneş mesela. Mesela küçük kardeşimizin adı da Ay. Çok akıllısın Şebnem abla. Güneş o kadar büyük ama biz onu küçücük görüyoruz. Bir gariplik var bu işte yok. Bir gariplik yok. E, dünyadan çok uzak olduğu için biz onu gökyüzünde bir top gibi ve küçük görüyoruz. Peki güneş ne kadar uzak? Ay ne kadar uzak? Şimdi Gülücük ezbere bilmiyorum ama istersen hemen cep telefonumdan bakayım. Ha, ha sen bak. Ben de o sırada size bir şarkı uydurayım. Neden yapıyorsun böyle bir şey? Canım istedi. Peki tamam. Güneş en büyük olan dünya onun kardeşi. Ay evinden küçüğü ama. Çok güzel uydurdun. Sen baktın mı? Baktım. Güneş dünyadan 150 milyon kilometre uzaklıktaymış. Vay! Ay ise 384 bin kilometre uzaklıktaymış. Yazık güneşe çok uzakmış. Hem evin en büyüğü hem de uzakta canı sıkılıyordur. Canı niye sıkılsın Gülücük? Canlı değil ki o. Belki sıkılır. Neyse hadi konu başka yerlere gitmeye başladı. Gidelim parkta oynayalım biraz. Konuyu karıştırmak isteyince parka gidelim. İyi valla arkadaşlar.